Meclis Başkan Vekili harekatın başladığını duyurup üslup uyarısı yapmıştı ama HDP'li vekiller genel kurulda tansiyonu bir anda yükseltti. Barış Pınarı harekatına yönelik şok suçlamalara aynı sertlikte karşılık verilmesi hiç gecikmedi. Değerli arkadaşlar, lütfen oturur musunuz yerinize? Sen kimsin? Bu meclis halkın meclisidir, sizin değil. Mehmet'e hiç kaçan kişi ya haindir ya zalimdir. Başka ülkenin toprak bütünlüğüne ihlaldir, savaş suçu işliyorsunuz siz. Hodri meydan, alayını temizleyeceğiz Allah nasip ederse. Mehmetçik Suriye'nin istikrarı için sınır ötesine geçerken HDP'li vekil Barış Pınarı harekatını işgal olarak nitelendirdi, partisi de destek verdi. O skandal ifadeler genel kurulda tansiyonu yükseltti. Savaş ve işgal başlamış durumda. Arkadaşlar, değerli arkadaşlar. Bu ülkenin ordusuna, askerine işgalci demek ne vekillikle ne vatandaşlıkla asla bağdaşmaz. Değerli arkadaşlar. Dinleyeceksiniz. Türkiye'nin terörle mücadelesi bu safhada daha şimdiden bir saat üzerinden geçmeden neticelerini vermeye başlamıştır. Allah'a hamdolsun. Tartışmanın fitilini HDP'li Murat Çepni ateşledi. Harekat başladıktan yaklaşık 2 saat sonra meclis kürsüsünden akıl almaz sözlerle operasyonu eleştirdi. Bu operasyon IŞİD'i kurtarma operasyonudur. Bu operasyon Kürt halkına statü vermemek ama IŞİD'i komşu yapma operasyonudur. Kürt kardeşlerimizi de PKK'nın, PYD'nin zulmünden kurtaracaktı. HDP'li vekillerin skandal ifadelerine tezkereye evet diyen 4 partiden de ortak tepki geldi. Şimdi bunun adı işgal değil de nedir? Bu konuşma Kürtleri konuşması değil. Bu konuşma Kürtleri bile yok etmeye çalışan PKK'nın konuşması ta kendisi Sayın Başkan. Başka ülkenin toprak bütünlüğüne ihlaldir. Savaş suçu işliyorsunuz siz. İşgal kuvvetlerinin hareketi diyemezsin. Bırakın ordumuzu, biz kendimiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak orada oluruz. Meclis Genel Kurulu'nda yükselen tansiyonu düşürmek için bilinen formül devreye girdi. Oturuma ara verildi.